Çantasını eline aldı. Yavaş yavaş gidiyor ondan galiba. AK Parti kurulmasını istemiyorsa bir bildiği vardır. İstemiyor derken zaten öyle bir şu anda Türkiye'nin öyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Şimdi Türkiye'de iki çeşit seçmen var değil mi? Hı hı. Bir muhafazakar İslami bir kesim var. Bir de sol ve sola yakın bir milliyetçi kesim var. Hı hı. Anladın mı? Şimdi diğer taraf HDP de dahil olmak üzere ne yaptılar? Bir blokta toplandılar da. Şimdi geldik bu tarafa. Bu muhafazakar İslam dediğimiz kesim %52, %51 bloku. O parti kurulduğu zaman ondan %5 dahi bir oy alsa iktidarı kaybetmiş olacak haliyle. AK Parti neden yeni parti kurmasını istemiyordur? Çünkü iktidarın yıllardır başında olan bir parti olduğu için hani bu düzeneyi devam ettirmek istiyordur. Ve bu da tabii ki güzel bir olgu. Sonuçta yıllardır Türkiye'ye bağlı kalmış, kendine sadık hükümdarlar içerisinde halkını sevdiren, halkına kendisini sevdiren bir parti olarak yeni bir partinin çıkarılmasına illaki karşı olacaktır. Bu da yani kendi hakkıdır çünkü sonuçta benim de bir partim olsa ben de başka bir rakip istemem herhalde. Çünkü bu da belki onu biraz korkutuyor olabilecektir. Ya da hani onun ittifakların daha fazla olacağını düşünecektir. Bu da kötü bir şey olacaktır. O yüzden istemiyor olabilir. Dağılmak istemiyor. Dağılır mı peki? Yeni bir parti kurulursa oyların çoğu oraya gider mi? Tabii dağılır. Kaybeder mi peki? Büyük bir ihtimal. Yani çok net bir şekilde şu anda içlerinden çıkacak olan bu yapının onlara bence güç kaybettireceğini düşünüyorlar. Bundan dolayı da istemiyorlar. Kendi işine geliyor. Çünkü tek adam rejimi yapacaklarından dolayı o tekrar öyle bir parti kurulduğu takdirde bu AK Parti'nin içine gelmeyecektir ondan. Bölünecek. Kaybeder mi peki AK Parti? Zaten kaybediyor zaten. Tepe taklak gidiyor yani. Gidiyor AK Parti'ye gidiyor. Parsel parsel satımlar duracak, azalacak bölünürse. Ya tabii kendine rakip çıkacak. Partinin içerisindeki FETÖ'cüler açığa çıkacak. Bundan dolayı. İstemiyor çünkü AK Parti miadını doldurdu artık. İnsanlar bıktı. Bugün şu büyük şehirlere baktığımızda İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, İzmir, Suriyeli, Afganlı dolu her taraf. Ekonomi çökmüş vaziyette. 17 yıl önce insanlar dedi ki Recep Tayyip Erdoğan sen bu ülkeyi düzelt gel dedi. Ama şu an ülkeyi getirdiği durum 17 yıl öncesinden daha beter hale getirdi. Bugün Ecevit Başbakanlığında 2001'de Ecevit sıfır terörle AK Parti'ye iktidarı devretti. Bugün terör bataklığında, Orta Doğu'nun bataklığında yüzüyor. Niye? Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen Erdoğan Türkiye'nin parçalanmasına başkanlık yapıyor. Onun için Türkiye artık bu saatten sonra AK Parti ile düzelmez. AK Parti miadını doldurdu. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı bu partiler AK Parti'den büyük kopuş yapacak. Şu an Erdoğan telaş içinde. Çünkü bir yandan muhalefet güçleniyor, bir yandan AK Parti çatırdıyor şu an. İnşallah 2023'te hızlandıracağız AK Parti'nin gidişini. AK Parti sizce yeni bir partinin kurulmasını neden istemiyor olabilir? AK Parti'den bana soru sormayın ya. Ben CHP'liyim yani. Bana CHP'den sorun. Hı hı. CHP nasıldın? Yani ben size söyleyeyim CHP'nin iyi olduğunu. Yoksa AK Parti öyle yapmış, böyle yapmış. İlgilenmiyorum onunla. Ben istiyorum. Yeni bir partinin kurulmasını. Evet, yeni parti. Tamam, ama biz AK Parti'yi soruyoruz. AK Parti neden istemiyor olabilir? Yani AK Parti insanları haddine geçmiş. Çok insanları üzüyorlar. İnsanı üzüyorlar. Her kendi şahsına mafya var. Başka yok. Bir diğer sorum da AK Parti sizce neden yeni bir partinin kurulmasını istemiyor olabilir? AK Parti çünkü yani kendini ispatlamış, belli etmiş. Yani ne diyeyim, krallık tacını başına almış gibi bir parti. AK Parti süresi bitmiştir artık. Kurulma tarihi bitmiştir. Peki neden yeni bir partinin kurulmasını istedin? Yeni parti şart değildir yani. Partide düzelme, insanlar düzelmesi gerekiyor. Beyinlerin düzelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü oylar kaybedecek de onun için kısım. Zaten talan etti AK Parti memleketi. Bir ana çevirdi. Kaybeder mi peki yeni bir parti kurulursa? Zaten kaybeder. Ya bundan sonra AK Parti'ye şansı yok. Peki. AK Parti bitti zaten. Tabii parçalanacağı için AK Parti'nin dağılması Özal'ın partisinden daha hızlı olacak. Tutmaları mümkün değil. AK Parti yeni bir partinin kurulmasını neden istemiyor olabilir? Neden istemiyor? Eski korucuları açacak herhalde yanlışım yoksa. Hı hı. Ali Babacan'la. Evet, Ahmet Davutoğlu falan.
O, yani şu anda kafam karışık. Bir yandan yani onların işine gelebilecek. Yeni parti olursa onlar başa geçecek. Onlar kendini temize bir şekilde çıkartmaya çalışacak. Daha aslında onların işine gelecek. Bütün iki onlara benim fikrimce öyle kanaatimce. Tutar. Oylar bölünür. O yüzden istenmiyor. Yani istememeleri normal bir şeydir. Çünkü ben de kendi oylarımın bölünmesini istemiyorum yani. Çok basit. İktidarı ortak istemiyor. Çünkü artık AK Parti düşüşe geçmiş. Yeni bir parti kurulursa söylenene göre daha şey sağlam bir parti kurulacakmış. Korkuyorlar yani kısacası. Neden istemiyor? Çünkü çökeceği için istemiyor. Kaybeder mi? Eder. Evet eder. AK Parti neden kurulmasını istemiyor? Çünkü bana göre AK Parti artık son miladını yaşıyor. O yüzden istemiyor. Yani biz sevdik, oy verdik ama biz oy verdik, sevdik. Fakat bundan sonra yani her şeye zam geliyor. Adım atıyorsun sigaraya zam, adım atıyorsun çaya zam, adım atıyorsun şekere zam. Biz bu günleri beklemiyorduk, zamları, zulümleri. Biz halkça, insanca bir düzeni bekliyorduk. O yüzden AK Parti tabii ki bir yeni partinin kurulmasını istemiyor. Hep ben diyor. Yani keşke Türkiye'de de en fazla iki dönem bir başkan seçilse böyle bir şey olmaz. Güzellik olur yani. Her şey çok... Yeni bir parti de zaten bitmiş olan partiden yeni bir parti de ucundan kıyısından bir şey koparacak onu bildiğinden istemiyor. Yürütemediler. Dış siyaset olsun. Bağlılık. Ondan sonra bu Suriye politikasından onun için yeni partiye ihtiyaç da olabilir yani. AK Parti'nin işine gelmez. Çünkü yeni kurulacak parti AK Parti'nin içinde ayrılıp da kurulacak bir parti. Zamanında Erbakan Hoca'ya kendilerinin yaptığını bugün de başkaları yapacak. Bu da işlerine gelmiyor çünkü kendilerini parçalayacak. Onun için de istemiyorlar.